Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Rusya'daki alkol fiyatlarını, alkol mağazasını göstereceğim. Geçen yıldan da bir tane videom var. Bakalım enflasyon var mıymış yok muymuş, bir yılda neler değişmiş, bir beraber inceleyelim. Arkadaşlar şöyle bir mağaza, Türkiye'deki tekel bayiler gibi. Ama burada sadece sabah 9, akşam 10'a kadar satış yapılıyor. Sonra mağaza kapanıyor. Yok, boyda. Arkadaşlar şöyle bir dükkan. Dükkanın içi bu şekilde. Böyle ufak tefek atıştırmalıklar, ekmek falan da var. Şöyle biralardan başlayalım arkadaşlar. Bunlar meyveli biralar. %6. 6,5, 4,5 alkol oranları var. Şunlar limonlu. Fiyatlar 64 ruble. 100 ruble şu bira. %7,1 alkol oranı var. Çilekli bir bira var burada. 96 ruble. Arkadaşlar 96 ruble de 23 TL falan yapıyor. Şurada narlı bir tane var. Şu yaban mersini galiba. 100 ruble. Bu şekilde litrelik olan satılanlar da var. 110 ruble. Alkol oranı 4,6. 4 falan. Burada gene litrelik biralar var. 1,5 litre şu. 150 ruble arkadaşlar. %5 alkol oranı var. Kozel bayağı bir popüler bir bira burada arkadaşlar. 64 ruble. Amsterdam biliyorsunuzdur zaten. %7 alkol oranı var. 68 ruble arkadaşlar. Şöyle biralar da var. 110 ruble. Tuborg biliyorsunuzdur zaten. Burada 60 ruble. Yani Türk bir marka. Burada 60 rubleye satıyorlar. O da 12-13 TL falan yapıyor. Şu bir adamın da Türkiye'de var. Kaç tane? Arkadaşlar dörtlü 250 ruble. 4 tane var içerisinde. Yani 50 rubleye falan geliyor tanesi. Şurada alkol oranı bayağı yüksek biralar var. Bunların fiyatları da 50 ruble arkadaşlar. Şunun alkol oranı %8. Efsane bir bira. Bundan 3 tane içiyorsun yetiyor. Şunun alkol oranı %7 arkadaşlar. Bununki de %8. 50 ruble arkadaşlar bunlar. Burada bu şekilde bir bira var. 44 ruble, 39 ruble. Bunların içerisinde alkol yok. Bunlar 48 ruble. Sadece bira ama alkol yok. Bu da aynı şekilde. Bunda da alkol yok. Yani alkol kullanmayıp bira denemek isterseniz bunlardan alabilirsiniz. Alkol oranı 0. Zaten buraya da yazmışlar. Bu da 0. Burası komple 0. Alkol oranı yok bunlarda. Bunlar 40-50 ruble. Bunlar dediğim gibi 1,3 litre. %8 alkolü var. 150 ruble. Burada yine biralar var. Şöyle 55 ruble. Tuborg'un 1,35 litreliği var. %4,6 alkol oranı var. 150 ruble. Şurası enerji içeceği, kola falan var, su var. Burn'un yarım litresi 89 ruble. Daha ucuz enerji içecekleri. Kola arkadaşlar, 0,33 litre kola, 36 ruble, 40 ruble. Arkadaşlar şu
Bu Dovni Cola, Coca-Cola'nın satışı burada yasaklandı ama bu şekilde geri geldi. Bu aslında Coca-Cola. Coca-Cola'nın yeni adı, Rusya'daki adı bu şekilde. Bu Coca-Cola. 0.33 litre Coca-Cola, 40 ruble. Burada yarım litreliği var, 50 ruble. 1 litreliği var, 64 ruble arkadaşlar. Bu da Coca-Cola. Dovni Cola, Coca-Cola demek burada. Limonlu bir kola var. Limonlu bir gazlı içecek var. 1 litre, 70 ruble bunlarda. Bunlar sosis salam arkadaşlar. 90 ruble, 90 gramı. Sosisler var, sucuklar var. Şu 150-160 rubleymiş arkadaşlar. Dana sosisi. Şunlar mayonez. 81 ruble. Ketçap 60 ruble. Şöyle salatalar falan var. Balık var. Havyar var 70 rubleye. Peynir falan var arkadaşlar. Peynirlerin fiyatı bu şekilde. Ananas suyu var burada 1 litrelik. 100 ruble. Sütler arkadaşlar. 70 ruble falan. Arkadaşlar meyve suları. Şöyle 1,5 litrelik bir ananas suyu 60 ruble. Gene kolamız var burada 40 rubleye. Lipton'u biliyorsunuzdur zaten. Lipton'un hangisin? 123 ruble arkadaşlar Lipton. Mandalinalı portakal mandalinalı kola 115 ruble. Arkadaşlar Coca-Cola'nın 2 litreliği 110 ruble burada. Şöyle meyve suları. 2 litre meyve suyu 146 ruble. Domatesli bir tane meyve suyu var 146 ruble. Bir daha aynı şekilde. Bu göstermiştim zaten. Arkadaşlar vodkalar. Yarım litre vodka 450 ruble. Tundra diye bir marka var burada çok popüler. 350 ruble arkadaşlar. Şöyle yarım litrelik bir vodka. Gene aynı şekilde yarım litrelik bir vodka var 285 ruble. Arkadaşlar şu 75 TL yapıyor. 75 liraya yarım litre vodka alıyorsunuz. Bu da 80 lira falan yapıyor. Yani 0.7 litrelik bir tane vodka var. O da 430 ruble. Bu 100 lira falan yapıyor. 0.25'lik bir vodkamız var. 181 ruble. 0.25'lik var 158 ruble. Yarım litrelik bir içki 350 ruble. Arkadaşlar şaraplar 0.75 litre 350 ruble. 350 300 şu 550. Şöyle bir şarap 300 ruble. 75 lira şu. Şaka gibi ama gerçek. 200 ruble bunlar. Arkadaşlar burası 50 lira. Sonra Ruslar niye alkolik? Şaraplar böyle meyve suyu şişelerinde falan da satılıyor. Bunlar daha uygun. 150 ruble. Yani şu cam şişe maliyetini çıkarıyorlar. O yüzden daha uygun galiba. Burada yine şaraplar var.
Şöyle beyaz şaraplar falan var. 300 ruble, 230 ruble, 450 ruble, 400 ruble. Şöyle çikolatalar falan da var arkadaşlar. Şöyle bir çikolata 250 ruble, 50 lira, 30 lira. Arkadaşlar şampanyalar var. Şöyle bir şampanya 1400 ruble. Martini'yi biliyorsunuzdur. Arkadaşlar 250 lira burada martiniler. Ufak şampanyalar da var. 120 ruble. 30 lira yani şu. Şu en uygun işte. 140 ruble arkadaşlar. 30 lira. 0.75 litre. Şampanya 30 lira. Şöyle 200 ruble, 250 ruble. Arkadaşlar viskiler 0.7 litre arkadaşlar 600 ruble şu viski. Şöyle tekilalar var. Yarım litre tekila 369 ruble, 370 ruble, 650 ruble şu. Şunlar cin arkadaşlar. Melisen sıkıntılı olanlardan 350 ruble arkadaşlar şöyle bir cin. Bu Türkiye'de de var. Arkadaşlar 0.7 litresi 1800 ruble. Şu da çok sıkıntılı bir içki. Yarım litresi 350 ruble arkadaşlar. Balantines al. Arkadaşlar Balantines yarım litresi 1400 ruble. Şu CB'den de Türkiye'de var. 1500 ruble arkadaşlar. 0.7 litresi. Eskiler bu şekilde. Şöyle yarım litre viski 379 ruble. Yedi 800 rubleye de var. Şöyle pakette bir tane viski var. 600 ruble arkadaşlar. Şu 1000 ruble. Arkadaşlar çay falan da var burada. Kahveler falan. Onları markette de gösteririm. Arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar fiyatlar bu şekilde. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Kanala abone olup beğenirseniz de çok mutlu olurum. Güle güle, kendinize iyi bakın.